Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin dostlarının, tanıdıklarının çok olması o insan için iyi bir şey midir yoksa kötü bir şey midir? Şimdi Mustafa Bey, madalyonun iki tarafı da var. Evet. Burası da var, burası da var. İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri iki tarafında aynı şekilde anlatmışlar. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, dostunuz, tanıdıklarınız çok olsun. Çünkü Rabbiniz kerimdir. Kıyamette dostları arasında kimseye azap etmekten haya eder. Hadis-i şerif bu. Şimdi Metüsena ediyor. O zaman tamam, ben işte kafir, Müslüman ne varsa toplayayım, fazla. Evet. İslam alimleri o zaman bunu açıklıyorlar. Mesela bir hadis-i şerif daha var. Tanıdığınız çok olsun, kıyamette her biri şefaat eder. Her biri şefaat eder. Onun için İslam alimleri bunları açıklarken buyuruyorlar ki, iyi kimselerin çok olması iyidir. Bu hadis-i şeriflerde bildirdiği gibi. Evet. Böyle dostun ne kadar olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun, böyle tanıdığın çok olsun, faydası olacak çünkü. Bunların arasında seni günahkarsan falan Allah-u Teala kerimdir. Dolayısıyla seni mahcup etmez. Onların müslümeti seni de affeder. Ve hatta onlar salihse onlardan birisinin şefaatiyle de aynı şekilde cehenneme girmekten kurtulabilirsin. Böyle dostları çoğaltmak lazım. Arttırmak lazım. Şimdi eğer fasıklardan ve işte ayıklamadan İtikadı bozuk olanlardan da dostum çok olsun diye bunları da arttırırsan, onun için orada dengeyi iyi tutturmak lazım. Çünkü dost ateş gibidir. Azı yarar, çoğu zarar denmiş. Evet. Dostu çok olanın alacakları da çok olurmuş. Ve yine birçok hastalık fazla yiyip içmekten hasıl olur. Düşman da dostlar arasından çıkar. Başka yerden gelmezmiş. Düşman da dostlar arasından çıkar. Başka yerden gelmez. Nefsi itminana kavuşmuş olan, yani evliya olan, böyle bir dostun varsa öp başına koy. Dünya bir tarafa, o bir tarafa. Dünya bir tarafa, o bir tarafa. Bir zamanlar işte büyüklerden bir zatın, bir talebesi, işte annesi bir şey diyor falan, hocası bir şey diyor. Talebe arada kalmış, anne, hocası. Olsa ne yapayım, camide işte bir namaz kılıyor, çıkıyor dışarıda bir Müslüman da aynı şekilde diyor, bir istişare edeyim. O sana bakmış bir kimse demiş. Demiş efendim bir şey demiş, işaret ediyorum. Demiş benim hocam böyle diyor, annem böyle diyor. Nasıl yapayım? Senin hocan kim diyor. İşte mübarek bir zatmış, ismini söyleyince. Demiş evladım demiş, öyle bir zat için demiş, bin tane ana fedadır demiş. Boş ver ya. Bin tane ana fedadır. Doğru ya, ana baba. Tamam Müslümandır ama salih değilse, o da nefsidir artık onun için. Onun nefsidir. Evet hakkı vardır annenin babanın. Ama üstad hakkıyla ana baba hakkı, kıyas bile kabul edilmez. Üstad seni yani hakiki rehber, üstad olan, muallim olan zat cehennem ateşinden koruyor. Öbürüsü işte mevki, makam neyse dünyalık şeyler falan veriyor. Seni oradan kurtarıyor. Dolayısıyla bizi ateşten koruyacak, cehennem ateşinden koruyacak, dünya ateşinden de aynı şekilde bizi muhafaza edecek dostlarımız çoksa, ne kadar çok olursa olsun onların hiçbir şeyi zararı söz konusu değil. Arttırabildiği kadar arttırın. Hazreti Ali radıyallahu anh dostlarınızı çoğaltın. Onlar sizin için dünya ve ahiret sermayesidir buyurmuştur. Ama hakiki manada dost. Hadis-i şerifte kişinin dini dostunun dini gibidir. O halde kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Bu da mesela yukarıdaki naklettiğimiz hadis-i şerifte dostunuz çok olsun çünkü Rabbiniz kerimdir. Kıyamette dostlar arasında kimseleri azap etmekten haya eder. Ama buradaki hadis-i şerifte kişinin dini dostunun dini gibidir. O halde kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Bunun ikisinin arasındaki dengeyi kurmak gerekir. Tamam dost arkadaş edineceksin. Çok olması iyi midir? Yukarıdaki gibi olur ve güzel kimselerden, salih kimselerden olsa Ali ve İsmail aynı. Ali ile ala olur. Bu hadis-i şerifte kişinin dini dostunun dini gibidir. Dinül mer'i dinül ahi. Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Arkadaşın dostunun dini gibidir. Halilihi diye geçiyor yani dostunun. Dinül mer'i dini halilihi diye geçiyor. Yani dostunun dini gibidir. Arkadaşının dini gibidir.
Onun yanında aynı şekilde onun itikadı şeyi neyse sana sirayet edecek. Böyle bir arkadaş da, böyle bir dost da, hani düşman başına derler ya, felaket mi olur? Evet, felaket olur. Ama gerçekten bize Allah-u Teala hatırlatıyor, ahireti hatırlatıyor, ahirete hazırlanmamızı hatırlatıyor. Böyle birisi ise, böyle birisi ise bunlar istediğin kadar çoğalt. Dosttan gayet iyi kimseleri çoğaltmak olmalı. Yoksa sayıyı çoğaltmak değil. Çünkü iyi bir dost, hayırsız bin dosttan iyidir. O çok önemli tabii ki. İyi bir dost bana ahireti, Rabbimi hatırlatıyor. İyi bir dost böyledir. Yani bin tane hiçbir işe yaramıyor. Bir tane falan. Olsun böyle olsun. Yani bir tane olsun az olsun. Az olsun az olsun. Şeyde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir gün birisi gelmiş. Nereden geliyorsun? Şam'dan geliyorsun. Falanı diyor. Evet diyor. Gördüm. Ne haldedir deyince. Yani uygun olmayan bazı şeyler yapmaya başlamış falan. İşte efendim diyor. Tamam anladım diyor. Oraya gidecek misin diyor. Gideceğim. Gitmeden önce bana uğra. Bir mektup yazıyor. Veriyor elini. Götür diyor. Ona ver. Meğer Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri o kimseyle arkadaşmış. Dostlar imiş. Gidiyor Şam'a o kimse. Uzatıyor. Diyor ki bunu Emir-i Müminin Hazreti Ömer gönderdi. Açıp bakıyor. Okuyunca ağlıyor. Çünkü Hazreti Ömer buyuruyor ki daha önce bana ihtiyacı yoktu. Şu anda rotasında bir sallanma var. Değişme var. Bana ihtiyacı bana var. İhtiyacı var. Evet. Dosta ihtiyacı. Hakiki dosta bu. Ve ondan sonra o mektubu alan da diyor ki dostluğun gereğini yaptı. Allah-u Teala ondan razı olsun. Sen şahit ol diyor. Ben o yaptığım kötü işlerden, çirkin işlerden tövbe ettim. Yoksa yap canım sen de ya günahı benim boynuma diyen dost Allah-u Teala kurulsun. Hasan-ı Basri Hazretleri bin kişinin dostluğuna bir kişinin düşmanlığını satın alma buyurdu. Satın alma. Şeytan insana kötü arkadaş vasıtasıyla günah işletir. Akıllı, ilim sahibi, iyi ahlaklı, cömert ve günahlardan kaçan kişilerle dostluk etmelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de benim yolumda gidenlere uy buyuruluyor. Dolayısıyla dostların, arkadaşların çok olması yani dostun durumuna göre değişiyor. Dostun durumuna göre değişiyor. İyiyse iyi, evet. Kötüyse kötü. Hani biraz önce naklettik ya dost ateş gibidir az yarar soğuk zarar diye. Hakikaten öyle ona çok dikkat etmeli. Bir hadis-i şerif var da akıllı kimse en sağlam dostuna karşı bile ihtiyatlı olur. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecek ki biraz önce ne dediniz, sonra getirdiğiniz aynı şekilde bu da hadis-i şerif. Yani diyor kafamı karıştırdı falan. Şimdi o enteresan bir şey. Eğitimciler de bunu işlemişler. Ve dinimiz onu anlatıyor. Sevdiğini aşırı sevme. Ola ki bir gün düşman olabilirsin. Düşman olduğuna da aşırı düşman olma. Ola ki bir gün dostun olabilir. Ola ki düşman olur. Bu herkes için midir bu ölçü? Hayır değil. Bizim gibi nefsi itminana kavuşmamış olanlar için bunlar fren vazifesi görüyor. Resulullah Efendimiz'in bu hadis-i şerifi. Çünkü nefsi itminana kavuşmuş olan zaten onlar hep iyilik yaparlar. Yani böyle dost bulursan bir tane de bana gönder. Varsa da böyle bulursan. Onlar zaten Allah-u Teala'da fani olmuşlar yani. İnsanlardan zarar bile vermiş olsan silip silip atıyorlar zaten. Hatırlamıyorlar bile. Ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Silip silip atıyorlar. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmışlar. Öyle dostlar tabii ki. Ama onun dışında da ihtiyatlı hareket etmek mi gerekiyor? Evet, ihtiyatlı her zaman için tedbirli hareket etmek. Bu ona suizan değildir buyuruyor. Bu ona suizan değildir. Ama en küçük bir hadiseden dolayı da işte yıllarca yapmış olduğu iyiliği silip atmak mesela o da çirkin bir şeydir. Şimdi zamanımızda gerçekten şunları anlatırken bile zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum? Çünkü kendimde, çevremde baktığım zaman numuneleri göremiyorsun. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler de derler ya bunlar ne anlatıyorlar? Nerede yaşıyorlar bunlar? Böyle numune var mı ki? Var. Kıyamete kadar bunlar olacak. Ama eskiden çoktu. Şimdi az. Mesela yaşça bizden büyük bir abimiz bir şey anlatmıştı. Dedi ki ben dedi çocuktum hatırlarım babamlar dedi. Birisi varmış orada Mehmet amca diye. Adamın hali bak değilmiş. Herkes ondan borç istermiş. Birisi gitmiş demiş ki demiş bak Mehmet amca bunlar demiş senin paranı alıyorlar çalıştırıp ticaret yapıyorlar falan. Yani verme borç istedikleri zaman. Adamcağız şöyle düşünmüş. Hayır demiş. İhtiyacı var ki istiyor.
Yani adamın hani bugün bilgisayar şeyiyle söyleyeyim de formatında bir başkası beni kandıracak veyahut da benim paramla aynı ticaret yaparak şey yapacak. Müslüman diyor ihtiyaç sahibisi ister diyor. İstediğine göre de ihtiyacı var. İhtiyacı vardır. Evet. Onun formatında yok başka bir şey. Onun formatında yok. Ama o insanlar mükemmel insanlar. Evet mükemmel insan. Şimdi bu özellikle bu hususiyete gittiği için bu hadis-i şerifte bildirildiği gibi ihtiyatlı yaklaşmalı. Bir de bir hadis-i şerif daha var. Dostuna tanıdığın hak ve saygıyı o sana tanımıyorsa onunla arkadaşlıkta da fayda yoktur buymuşlardır. Ölçü bildirmişler yani. Aa ben seni çok sevdim dostum olsun falan. Ha, bakıyorsun sınırları edepleri tanımıyor falan. Hemen mesafe koyuvermek lazım. Dolayısıyla efendim dostun iyisi iyi. Demin siz güzel ifade ettiniz. Kötüsü de kötüdür. Yani onu da dost edinmemelidir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın buluşmak üzere. Hoşçakalınız.